Merhaba. Sivil toplum sıkça duyduğumuz bir kavram. Örneğin bir siyasetçi konuşurken bu terimi kullanabilir. Devlet ve sivil toplum beraber çalışıyor gibi bir cümle kurabilir. Peki, sivil toplum nedir? Sivil deyince insanın aklına asker sivil ayrımı geliyor, değil mi? Yani sanki sivil toplum derken sivillerin idare ettiği bir toplumu ya da asker olmayan herkesi kastediyormuşuz gibi. Açıkçası e, sivil toplumun net bir biçimde tanımlamak çok da kolay değil. Peki o zaman işin kolayından başlayalım ve sivil toplumun ne olmadığını açıklayalım. Sivil toplum devlet kurumları, temsilcileri veya göreve seçilen hükümet yetkililerinden oluşmaz. Yani sivil toplum deyince bir devletin ya da ulusun temsilcilerini düşünmeyiz. Bu daha ziyade devlet ya da siyasi alanı tanımlar. Sivil toplumun siyasetle doğrudan bir bağı yoktur. Sivil toplum ayrıca iş dünyası, şirketler ve kar amacı güden kurumları da kapsamaz. Bunlar da daha ziyade ekonomik alan ya da ekonomi alanının parçalarıdır. Son olarak, sivil toplum, toplumun aile ya da ev hayatı gibi yalnızca özel olan alanlarını da tanımlamaz. Bunların da daha ziyade özel alan olarak tanımlandıklarını duyabiliriz. İşte, sivil toplum bu üç alanın arasında bir yerde konumlanır. Sivil toplum deyince aklımıza bir ülkenin vatandaşlarının kendi girişimleriyle kurdukları ve üye ya da gönüllü olarak bir parçası oldukları sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kar amacı gütmeyen benzer kurumlar gelir. Örneğin, komşularınızla beraber mahallenizi temizlemek için gönüllü bir oluşum başlatmak istiyorsunuz diyelim. İsmi de Temiz Mahalle Girişimi olsun. Bu girişimin faaliyetleri arasında yerdeki çöpleri toplamak, toprak olan yerlere ağaç dikmek gibi eylemler olabilir. Böyle bir durumda sivil topluma katılmışsınız demektir. Tabii bu gönüllü girişiminizi resmiyete dökmek için yani resmi olarak bir dernek, vakıf, sendika ya da oda kurmak için gerekli başvuru ve kayıt süreçlerini tamamlamalı ve çeşitli prosedürleri yerine getirmelisiniz. Sivil topluma örnek olarak gönüllü kuruluşlar, meslek dernek ve odaları, mezun dernekleri, hayır kurumları ve yardımlaşma kurumları verilebilir. Sivil toplum aktörleri denince akla ilk olarak STK olarak kısaltılan sivil toplum kuruluşları gelir. STK'lara örnek olarak Sınır Tanımayan Doktorlar, Greenpeace ya da Kızılayı verebiliriz. Ayrıca isminde dernek ya da vakıf geçen birçok kurum biliyor olmalısınız ki hepsi STK'lara birer örnektir. Bazı STK'lar sivil toplumun yanı sıra diğer alanlarla kesişen faaliyetlerde bulunurlar. Yani aslında yaptıkları şey sadece sivil toplum alanına girmez. Diğer alanlarla ortak faaliyetleri de içerir. Örneğin işçi sendikaları temelde gönüllü olarak kurulmasına rağmen daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları için şirketlerle masaya oturduklarından dolayı aslında ekonomi alanıyla kesişirler. İnsani amaçları olan veya insan hakları konusunda çalışan STK'lar ise genelde devletlerle müzakere edip vatandaşlara yönelik olan kimi davranışların değiştirilmesini talep ettikleri için bu kuruluşların siyasi alanla kesiştiklerini söyleyebiliriz. Sınıflandırması kolay olmayan kurum ya da gruplar da olabilir. Ee, örneğin haber kuruluşları. Sizce temel işi haber üretmek ve sunmak olan kuruluşlar, sivil toplumun bir parçası mıdır? Ya da bu kuruluşlar hangi alanda faaliyet yürütürler? Haber kuruluşlarının amaçlarından biri elbette para kazanmak olsa da aynı zamanda vatandaşları devletin ya da seçilmiş icra organı olan hükümetin yaptıkları konusunda bilgilendirme ve siyasetçilerin hesap verebilirlik düzeyini artırma amacı da güderler. Özel alanla sivil toplum arasında bir bağ kurduklarını da söyleyebiliriz. Haber kuruluşları ve medya, gündemi belirlemek ve bir konuya dikkat çekebilmek adına sivil toplum için çok önemli bir rol oynar. Yani basın ve haber kuruluşlarını hem ekonomik alan, hem siyasi alan, hem özel alan hem de sivil toplumun bir parçası olarak görmek mümkün. Son olarak sivil toplumu tanımladık, çeşitli örnekler verdik. Peki sizce sivil toplumun önemi nedir? Bu kuruluşlar bireyler ve içinde yaşadıkları toplum arasında bağ kurar ve bahsettiğimiz diğer üç alanda etki yaratmaya çabalayarak toplumu daha iyi bir hale getirmeye çalışır. Sivil toplum kuruluşlarının hepsi her zaman birbiriyle aynı fikirde olmasa da bu kuruluşlar şunu görmemizi sağlar. Toplumda önemli gördüğümüz meselelere dahil olabilmek ve çözüm üretebilmek için seçimlerde oy kullanmaktan ya da aday olmaktan çok daha fazla yol ve yöntem var. Hoşçakalın.